Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla beraber sizlere evde nasıl vakit geçireceğiz? Bununla ilgili bir oyun öğreteceğiz sizlere. Evet. Siz de evinizde çok kolay bir kağıdın üstüne çizerek ve ya tahtanız varsa tahtanın altına çizebilirsiniz. Veya tahtanızın üstüne de fark etmez. Evde bir fasulyeniz varsa iki renkli bir fasulyeyle de oynayabileceğiniz çok basit, 9 taşla oynanabilen basit bir oyun öğreteceğiz. Biz kızımla arada bir oynarız. Kendisi de öğrendi. Biz de size öğretmeye çalışacağız. Umarım güzel vakit geçirirsiniz. Şimdi hadin başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar biz size önce çizimi basitçe nasıl çizildiğini anlatalım. Siz daha sonra cetvelle kendiniz İstediğiniz kadar büyüklükte veya küçüklükte çizimini yapabilirsiniz. Ben hızlıca özenmeden çizeceğim. Cetvelim de var. Arkada biz çizimi hazırladık aslında. Burada çizimimiz var. Ama biz size hani nasıl çizildiğini anlatmak için hızlıca şöyle gösterelim. Önce küçük bir kare. Sonra biraz daha büyük bir kare. Sonra daha büyük bir kare yapıyoruz arkadaşlar. Karelerin uç noktalarına yuvarlak koyuyoruz. Daha sonra örümcek ağı gibi ortadan şu şekilde birleştirip yine birleşim noktalarına noktalar koyuyoruz. Şimdi bu noktalar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, taşlarımızın hareket edeceği alanları gösteriyor. Siz de başta da söylediğim gibi evinizde farklı 9 renkte olan fasulyeyle oynayabilirsiniz. Biz evimizde tavlamız vardı. Tavlamızdan 9 tane siyah, 9 tane beyaz taş aldık. Önce basitçe şöyle anlatayım. 2 kişi oynanıyor bu oyun. Rakipler sırayla taşlarını yerleştiriyorlar. Biz şimdi kızımla beraber oynayacağız ama kısaca bir ön hazırlık anlatayım. Kişiler sırayla taşlarını koyar. Örneğin koyuyorum böyle. Şu şekilde sırayla oynadığımızı düşünelim. Şu şekilde 3 yaparsam eğer karşı rakibin bir taşını yiyorum. Olay bu şekilde gidiyor. En son 3 taşı kalan, yani benim eğer 3 taşım kaldıysa istediğim yere zıplayabiliyorum. Ama 3 taşım yoksa sadece 2 kare arasında gidip gelebiliyorum. Kurallar çok basit. En son 2 taş kalınca da oyun bitiyor arkadaşlar. Şimdi biz kendi çizdiğimiz kısma geçip kızımla beraber hem oynayalım hem de nasıl oynandığını size anlatalım. 9 siyah 9 beyaz taşımız hazır. Şimdi kızımla oyuna başlıyoruz. Önce kızım başlasın. Evet, bu oyunda bu tür hileler var arkadaşlar. Taş koyarken, taş dizerken çok önemli. Ben şimdi bir buraya, bir buraya taş koydum. Eğer bir sonraki taşımı buraya koysaydım, rakip nereye koyacağını şaşıracaktı. Buradan da 3 olacaktı. Buradan da kızım o tehlikeyi sezdi ve önden önlemini aldı örneğin. Biz aynı zamanda da kolaylıklarını da anlatalım size. Evet, burada 3 yapacaktım. 3'ümü gördü. Şu an o karşı hamle yaptı. 2 taşı, beyaz taşı var. Tabii şurada kendi taşları karıştırmasın. Şuraya koyalım. Ben de onun hemen 3'ünü engelleyeyim. Tabii şimdi taarruz sırası yine bende. O şu anda kilitli durumda. Kendime yeni 3 yapmaya bir yer arıyorum. O da yapamazsın diyor bana. Başka yerden deneyeceğim şansımı. Ama yapamazsın. Oradan da önümüzü kestiler. Başka şurada bir tuzak kurmaya çalışayım. Bakalım görebilecek mi? Ama yapamazsın. Gördü kendini. Hemen üçümüzün önünü kapattı. Artık üç yapabileceğimiz bir yer yok gibi. O yüzden rastgele bir yere oynayabilirim. O zaman çünkü 3 yapacaksın kesin. Belki de bilemiyorum.
Şimdi son bir taşım kaldı. Senin taşın kaldı mı? Kalmadı. Benim bu taşım çok değerli. Nereye koysam 3 olmadı. O zaman sıkışmayacak bir yere koyayım arkadaşlar. Ben bunu asla alamam. Çünkü her an üç yapabilir. O yüzden hangi taşımı koyayım? Şimdi hangisini koyayım? Evet, üçümü gördü ve üçümü hemen gizledi. Şimdi bu oyun çok uzun sürebilir. Biz hani bazı kısımları keseceğiz, bazı kısımları hızlandıracağız. En azından oyunu anlamanız için şimdi yavaş yavaş yine bazı tuzaklar yapmaya çalışacağım ama kızım her yeri kapatmış. Bakalım başka neler yapabiliriz. Ben de merak ediyorum. Her yeri kilitlemişsin. Hiç çıkacak yerim yok. Oraya çıkmam. Nereden çıkacağım ben? Şuradan. Şunu. Anlatayım şuraya. Evet. 3 yaptığım yeri görmedi. Ben de 3 yapayım. Ve onun bir taşını yiyeceğim. Şimdi sıra onda. Ben de şunu oynayayım şöyle. Ben de bunu oynayayım. Üç yaptım. Evet, 3 yaptı. Şimdi 3 yapınca benim üçümdeki taşı yiyemiyor ama onun dışında istediği taşı yiyebiliyor. Hangisi 3 yapabilir? Mesela... Bir de ona engel olacağım taşı da görüp onu yemesi lazım. Çok güzel bir taş yedi. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Ben şimdi bu taşlarım oynamıyor. Şuradan bir 3 açayım. Bakalım onu yapacak. Ben şu anda bir şey yapamıyorum. Ne yapabilirim? Hemen ben buraya geliyorum. Ben 3 yaptım. 3 yapınca ne yaparım? Hemen kötü çocukları yerim. Tabii ki şu taşı yiyeceğim. Tabii ki. Ben de 3'ümü açıyorum. Ben de 3 yapabilirim. Tabii. Evet, kızım da 3 yaptı. Hemen şunu alıyorum yoksa 3 yapabilir. Evet, oradaki 3'ümü gördü hemen yedi. Şimdi ben de ne yapayım? Madem 3 yapamıyorum böyle oynarım. Açmam lazım. Hemen şunu açayım. Evet, 3'ünü açtı. Ben de 3'ümü açsam 3'ümü yiyebilir. Ama olsun. Boş ver. 3'ümü açacağım ben de. Ben de hemen 3'ümü kapatacağım. Evet, 3'ümü açarsam gördüğünüz gibi bir hata yapmış olurum ve 3'ümü yemiş olur. Olsun, ben yine başka taşlarla 3 yapmak için gidiyorum. Ben de 3'ümü yine açıyorum tabii. Ben de başka 3'ler için yelken açıyorum. Tabii o sırada yine 3 yapıp ben de yine 3'ümü yedi. Yiyorum. Tabii ben yine bıkmadan devam ediyorum. Ama tabii sen bıkmadan devam ediyorsun da ben yeni 3'ümü açacağım. Ben yine 3'ü yapmak için gideyim. Ben de kapattım ama. Tamam, şu iki taşım zaten oynamıyor. Tek oynayacağım taşlar bu ikisi. Bu ikisiyle de pek bir şey yapamayacağım için öyle yaklaştırıyorum. Ben 3'ümü açıyorum maalesef. Onun 3'ünü yine kapatamıyorum. Yine rastgele oynayacağım. 3'ümü alıyorum hemen. Evet, şimdi benim 3 taşım kaldı.
Üç taşım kaldığı için ne yapabilirim? İstediğim yere özgürce uçabilirim. Ne yapacağım? Hop, buraya atlayacağım. Şimdi üçünü açarsa tehlike başlamış olacak. Asla ama asla açmam. Hemen üçümü yapıyorum. Onun fazlalık taşını yiyorum. Aslında çok taşı varken beni yenecek gibi gözüküyordu ama az taşla oyun daha da tehlikeli hale alıyor. Şimdi üçünü mecbur açacak ve ben onu yiyeceğim. Evet. Ama yemeden önce şöyle yapayım. Bu üç yapmasın. Ben bunu oynamak istiyorum. Hemen üç yapacağım. Ama hata yapacağım. Neden? Üç yapıp bunu yesem buradan üç yapacak. Evet. Bunu yesem buradan üç yapacak. Ama mecburen telaş yapıp üç yaptım diyelim. Şunu yedim. 3 yaptı ve bunlardan bir tane birini yedi ve ben 2 taş kalınca oyun bitmiş oldu. Oyunun kazanı Ela oldu. Oyun bu kadar basit arkadaşlar. Siz de evinizde bu şekilde yapıp evde geçirdiğiniz zamanı değerlendirebilirsiniz. Bye bye.